Bugünkü şartlarla. Yani bugünkü şartlarla mı bu kadar eminsin? Ben Kemal Bey'in %100 aday olacağını düşünüyorum şu an. Yarın miting peki? Adaylığını da yani direkt ben adayım demeyecektir ama adaylığının fake'ini gösterecektir orada. Yani sinyallerini daha güçlü olarak verecektir. Benim hep söylediğim şey bu. Çünkü CHP'li arkadaşlarla, abilerle konuştuğunuz zaman da aynı şeyi alıyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi bugün işte demin seninle de konuştuk. Bazı CHP'li arkadaşlar da yazıyor. Gürsel Bey de söyledi. Yani Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı CHP'den çıkaracağı kesin. Bunun İmamoğlu ve Mansur Bey olmadığını da anlıyoruz artık. Yani Kemal Bey'in açıklamalarından da kendiyle çelişmeyecektir çünkü. Ve başka da bir aday yok zaten. Yani Anayasa Mahkemesi'nden birini mi aday gösterecekler? Ne bileyim. Kesici var. İlhan Kesici mi olacak? İşte Abdülhatif Şener yani diyen arkadaşlar var. Yani bunları mı söyleyecek? Olmayacak. Bunlar da olmayacak. Ben Kemal Bey'in aday olacağını kesin düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar hayır öyle değil falan filan diyor ama öyle olmadığı da görülüyor. Çünkü artık seçimlere bakın bu ayı saymayın 11 ay var. Bu ayı saymamak lazım. Tabii. Çünkü hükümet belki diyecek ki 30 Mayıs'ta 25 Mayıs'ta seçim yapayım. Artık bu ayı saymadığımız için ve bu aylardan sonra yani Haziran, Temmuz seçim dışında hiçbir şey konuşulmayacak. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu defalarca yani birinci tekil şahısı kullanarak göçmenleri göndereceğim. Efendim ekonomide bunları yapacağım. İşte öğrencilerle ilgili bunları yapacağım. 5 müteahhitle ilgili işte çete bunlar ve benzeri söylüyor. Ve onların parti programları mesela Deva'nınkiyle CHP, gelecekle İyi Parti'nin %5-10 anlaştıkları yer olsa da %90-85 hiç uyumlu oldukları yerler değiller. Bunu çok net bir şekilde görelim. O açıdan da yani bir aramızda bir birliktelik var falan filan bunların da bir önemi yok. Çünkü aralarındaki tek anlaştıkları konu 3 yıldır konuşuyorlar. 2 yıl pandemiyle geçti. Parlamenter sisteme döneceğiz. Millette kalkıp da parlamenter sisteme dönmek derdinde mi? Öyle bir derdi olduğunu da düşünmüyorum. Cem burada bir 360... şey sorabilir miyim? Şöyle, ya kesinlikle Kılıçdaroğlu dedin ya. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra yani Deva'yı ben biraz şey gördüm. Yani Sayın Benim Babacan başka söyleyeceklerim şöyle var. Yani şöyle. Şimdi dolayısıyla da hani o şeyden devam edeyim parlamenter sistemden. Olur. Yani onu da 368 bulman lazım. 367 bile değil. Hani bir meclis başkanı da seçeceksin. Onu oy veremiyor çünkü. Bugünkü tabloda 368'in muhalefet pek bulacak gibi görünmüyor. Yani ölü AK Parti 35 ise 35'te zaten 180-200 vekil alıyor. Yani buna MHP'yi de kattığın zaman dolayısıyla hani en ölü ankete CHP'lerin anketlerine göre söylüyorum. Zaten 350-250 alıyor Cumhur İttifakı. Dolayısıyla da daha gerçekçi olmak lazım. Kemal Bey, Türkiye'nin bugünkü şartlarında bence yumuşak bir geçiş istiyor. Bu yumuşak geçişin de kendisiyle olacağını düşünüyor. Ben de buna kısmen katılıyorum. Yani bu Sayın İmamoğlu gibi Tayyip Erdoğan'a benzemek isteyen, onun hareketlerini taklit eden, işte hem Karadenizlilik hem uçakta yolcu ağırlama ama tabii bir fark var. Biri dünya çapında, Türkiye çapında büyük hizmetleri olan biri. Öbürünün 3,5 yılda daha bir çivi çaktığını görmediğimiz için bir benzerlik o anlamda yok. Ama şeklen, biçimsel olarak, imgesel olarak böyle benzetmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ben yarın Kemal Bey'in İstanbul'da doğrudan değil ama aday olacak görecektir. Diğer partilerin katılması bu şeklendir. Yani AK Parti'nin mitingi olsa CHP'den muhtemelen Gürsel Bey gelirdi veya başka biri gelirdi. Yani o katılma oluyor zaten HDP haricinde. Yani CHP HDP'ye gönderiyor ama HDP dışında her parti zaten birbirine şeyi gönderiyor. Diğer bu Amerikan Büyükelçiliği meselesiyle ilgili bir şey söyleyip bu Amerika, Türkiye bu yeni değil. Bunlar önceki aylarda da yani sürekli söylüyorlar bunu. Şurada patlama olabilir, burada terör bilmem ne olabilir diye söyleniyor. Muhtemelen de bunu daha önceki olaylardan dolayı tazikli su sıkabilir. İşte tomalar bir şey yapabilir diye uyarı olarak bunu kendi vatandaşlar açısından gönderiyor. Biz de mesela George Floyd olayları olduğunda o bölgede yaşayan Sacramento'ydu galiba. O bölgedeki Türk vatandaşlarına dikkatli olsun diye biz de bildiri yayınlıyoruz Libya, Amerika için. Yani bu seçimlerin 18 Mayıs'taki yazıya referans verdin. Ben onunla ilgili bence paradigma iki türlü kırılacak Türkiye'de. Yani yepyeni bir sürece giriyoruz. Bu şu, eğer Kemal Bey şöyle düşünüyor bence. Biz bir ekibiz, 6 parti gideceğiz. Şu an zaten ne olsa kazanırız diyor. Bu şu demek, yani Kemal Bey kazanıyorsa demek ki Kayseri, Konya, Elazığ, Erzurum'dan İYO'yu alacak demektir.
Çünkü buradan oy alan bu 50 tane şehirden oy alamadan seçim kazanamazsınız. Mevcut %10-15-20 oylarla bir miktar bile yol almanız mümkün değil. O yüzden buralarda oy alacak demek sağ solu sürekli yener. Algısı değişir. Paradigma kırılır. Kırılır. Demek ki Kemal tam Bey bir kırılma değişir. Yaşanır o zaman. Ben tabii hiç kullanmayı sevmem onu ama muhalif yazarlar kendi aralarında çok yazıyor. İşte Alevi biri Cumhurbaşkanı seçilemez, Başbakan seçilemez diye böyle bir yorum var. Ki ben daha önce burada söylemiştim. 2009... Çok çirkindir ya bu ülkenin insanları. Bunu konuşmak bu, bile çok yazarlar o kadar üzücü bir şey. Arasında. Gerçek 21. o kadar üzücü ki. Çok bunu ama yani. Bir bunu CHP'li yazarlar yani çok o yazıyor. Yazar değildir. Kim evet. Yani? Mesela ben o CHP içinde de bu konuşuluyor Gürsel Bey. Çok ilginç bunu, yani. Ya, evet. Bugüne kadar hep CHP'ler yazdı zaten. Kemal bir aday olmasın. İşte Alevi kökenlidir. Oradan oy alamaz gibi. Halbuki 2009'da İstanbul'dan oy aldığında 38 oy aldı. O aldığı oyun da herhalde hepsi Alevi vatandaşlarımızın oyu değildi. Yani ben o görüşte değilim zaten. Ama o paradigma kırılmış olur. Tayyip Bey adayı olacak. Kazanırsa Tayyip Bey ister Sayın Kılıçdaroğlu'nu yensin ister başka bir adayı yensin. O da şu demek. Demek ki boş tencereye de iktidar götürmüyormuş. Hmm. Yani bugün ekonominin çok kötü olduğunu hepimiz görüyoruz. Hep deniyor ya tencere götürür diye. Deniyor ama şimdi Kemal Bey aday olduğu zaman işte bu saydığım 51 şehirde nasıl oy alacak? Alabilir mi? Bilmiyoruz yani. Ben de şu an dışarıdan baktığım zaman alamaz diye görüyorum ama bu seçim. Şimdi ben hani böyle iddialı söylüyorum ama her zaman yanılabiliriz. Yanılma tabii payımız hep var. Tabii. Halk öyle bir ters manyel yapar ki ne olduğunu anlayamazsınız. Eğer Tayyip Bey de kazanırsa demek ki arkadaş boş tencerede iktidar götürmüyormuş. FETÖ PKK meselesi adayın ne kadar önemli olduğu da görülüyormuş. Benim buradaki şeyim şu bir de Kemal Bey'in adaylığına DEVA, Gelecek bunlar kendi adaylarını çıkarabilir. 100 bin oyu toplar. Sayın Ali Babacan'ı toplar. Diğerleri de toplar. Temel Bey de toplar. İyi Parti ne yapacak? Şimdi İyi Parti'nin bugün anketlerde işte diyelim ki AK Partili bir ankete göre 12-13. Kendisini destekleyen bir ankete göre 16-17. Yani iyi bir oyu var ortada. Ortalama %15 diyelim. Şimdi bu büyük şehirlerde ve belli yerlerde İç Anadolu'da bir oyu var Karadeniz'de. Bu oy da belirleyici olacaktır. Oradaki kavga mı edecekler? Yani biz sizi istemiyoruz Kemal Bey. Biz de kendimiz bir aday deyip Meral Hanım'ın kendisi mi aday olacak? Bence en önemli nokta bu. Zaten İyi Parti'nin ne diyeceği en belirleyici önemli nokta. Ama şunu da söyleyeyim. Yani ben İyi Parti'nin Batı'da CHP ile yarıştığı yerlerde böyle AK Parti galiba geçen hafta böyle bir şey yaptı Batı'da. Öyle İyi Partililer de CHP'ye oy vermiyor. Yani mesela CHP'nin adayı olduğunda CHP seçmeni kendi adayına oy veriyor. Yani orada çünkü CHP daha büyük bir parti. %25 bütün anketlerde. Sendeyim. Çünkü niye? Bak mesela Akşener diyor ki ya benim sahalarda yeni de bu. Çok da yeni. Benim sahalarda gördüğüm böyle biz Haziran sonu %20'yi net bir şekilde göreceğiz. Ben 2,5 yıldır geziyorum. 2,5 yıl oldu gezeli. Ben sahada gördüğümü söylüyorum. Yani %20'yi net bir şekilde göreceğiz diyor. Yani Meral Hanım bu arada Meral Hanım 2,5 yıldır da gerçekten geziyor yani sahada. Ya buradan bakılınca senin söylediğin biraz daha kıymet kazanıyor. Yani şu açıdan o geziler, söylüyorum. Geziler mitinglerden ben daha önemlidir. Siyasetçi olarak bunu söylüyorsunuz. Doğru bir nokta şimdi atışı. CHP'nin yani şöyle en son 2018 seçimlerinde normal oyu 24-25 CHP'nin ama 2,5 puanının HDP'ye gittiğini gördük büyük şehirlerde özellikle. 22,5. Ama CHP'nin oyu öyle CHP seçmeni başka partiye oy veren bir seçmen değil. Yani o fix bir seçmeni var. O seçmen yani Ekmelettin İhsanoğlu da olsa, Kemal Bey de olsa, başkası da olsa dolayısıyla ona oy veriyor. Burada Meral Hanım'ın ne yapacağı önemli ama ben Meral Hanım'ın elinin de öyle çok dolu olduğunu görmüyorum. Tek başına öyle ne yapacak Meral Hanım? Şimdi bir aday çıkardığınız zaman Meral Hanım'ın kendisi %15-20 alacaksa Kemal Bey var. Yok ama dediğin biraz önce söylediğin cümle önemli. Caydırıcı olabilir diyorsun belki bu adaylık mevzusu. Adaylık kimin aday olacağı konusunda tek başına bir şey yapamaz. Zaten mevzu hiçbiri tek başına bir şey yapamaz. Çaresiz kalır Meral Hanım. Der ki benim oyum bana yetmiyor. Evet. Ben de en iyisi bari biz zaten parlamenter sistemde anlaştık. Sayın Erdoğan da yenmek istiyoruz. O zaman Kemal Bey'i destekleyelim diyebilirler. Bu şey bana mantıklı geliyor. Ama istediği geliyor için değil diyorsun. Ya tabii onların yani İyi Partilerle konuştuğunuzda ben İyi Parti'nin hala Mansur Bey'i veya İmamoğlu'ndan biraz soğumuş olabilirler bu son olaylardan dolayı. Dolayısıyla ben orada hani Mansur Bey'in adaylığı daha ki İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege Akdeniz'in iç kesimleri ki buna kıyıları da Trakya'yı da katın daha şanslı aslında.